Allah Hak Azze ve Celle'nin nimetleri içi de en katta, en ulu nimet insanga berilgen umur hayat nimetidir. Şundayken insan bana şu umurunu doğrulukka, yaxşılıkka, ezgulikka sarflaşlığı ve her bir ötken günü için Allah'a şükranı kılıp varmalıyı gerek. Kıyamet kayın bölgende insan kabirden kayta tırılgende en birinci bolup beş tane narsani soramasdan turup insanga bir kadem yürüşge ham Allah ruhsat vermez iken. Şu hakkıda aytıp Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki insandan en birinci soraydıgan narsası an umrihi fima afnahu dediler. Umurdan sorarken umrini nimaga sarfladın deb. Şunun için İslam dinide azizler dinimizde umur juda katta ahamiyatga ega. İnsan her günü özünü, umurunu hesap kılıp varmalıyı gerek. İnsan bu dünyada her bir narsanın hesap kitabını, rejasını kılıp yaşar iken umurdan unumluyu faydalanadı. Şunday ulamalar, şunday allamalar ötken ki kısa yine Allah onlara umur bergen bolsa, bana şu umurda da keltirgen manfaatı, yazgan asarları, kitapları adlı insanları 100 yıl hayat geçirse ham kıla almaydıgan derecedeki barakatli vazifelerini kılıp gitgeller. Bu umurdan unumli faydalanmaklıktır. Bizler öteyatken hayatımızını hesap kitap kılıçlık için türlü takvimlerden faydalanıp varamız. Mesela hicri takvimler, hicri kamari takvim. Bu ayını hesabı bilen yürütüledigen hicri uzumuzun takvimimiz. Bu asasi hicri takvim kubra bizlerde azizler ibadet masalalarını türlü aylarımızın organişlikte faydalanamız. Kaçan Ramazan ayı kiradı, kaçan Zulhicce ayı kiradı, kaçan Rabi'ul Avval ayı kiradı. Mana şu aylar orkali biz dini vazifelerimizi ada etip varamız. Kaçan hac kılıçlığımızı belgeleyimiz, kaçan roza tutuşlığımızı belgeleyimiz. Hamması mana şu hicri kamari hesabıdan varadı. Lekin hicri kamari hesabını dünyavi işlerimizde faydalanı almayımız. Sebabı her günü, her yılı 12 günden avvalgi sürülüp duradı. Aytaylik, eğer biz her yılı Ramazan ayda dehqonchiligini, urug'ini sotishni boshlashga reja qilamiz deya olmaymiz. Çünkü Ramazan aytaylik bir yılı kış ayda kelsa bir yılı vaqtlar o'tib yozga kelib qoladi. Ya'ni 12 kundan jilib turadi. Dunyoviy ishlarimizni hech qachon hijriyga moslay olmaymiz. Dunyoviy ishlarimizni hozirgi kunda butun dunyoda foydalanib kelayotgan mana bu o'zimizni kalendarimiz ya'ni Grigoryan taqvimi bo'yicha amalga oshirib kelamiz. Milodiy sana bilan bu shamsiy milodiy sana hisoblanadi. Ya'ni quyoshni botishiga qarab, quyoshni harakatiga qarab belgilanadigan hisob kitob taqvimi kalendari deyiladi. Bu ham biz uchun yangilik emas. Qadimdan bizni ajdodlarimiz aynı mana shu shamsiy hisobni ham hisobga olib kelganlar. Xalqimiz orasida yaxshi ma'lum bo'lgan saraton, sumbila, mezon, aqrab degan oylarning nomlari bor. Mana shu oylar shamsiy oylar bo'lib, hammasi doim shunga qarab hisob kitob qilib kelingan. Hozirga kelib butun dunyoda mana bu biz dunyoviy foydalanayotgan milodiy taqvimimiz, milodiy oylar nomi bilan atalib kelinadi. Alloh nasib qilsa, mana milodiy sanamiz bilan yangi yil kirib kelyapti. Shu borada juda ko'pchilik odamlar hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda yangi yil bayramiga o'zlarini munosabatini bildiryapti. Kimlardir yangi yil bayramini nishonlashlikni hatto Alloh o'zi kechirsin, o'zi bilib bilmasdan yangi yilni kutganlarga juda katta gunoh bo'lishligini aytayapti. Hattoki yangi yilingiz qutlug' bo'lsin deb bir-birini tabriklashdan ham qaytaryapti. Mana shuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, go'yo shun bilan aytaylik insonlarni bir yomon narsadan qaytaryapman deb hayol qilyapti. Aslini olib qaraganda bayramlarga keladigan bo'lsak, azizlar, dinimizda bayram ikki xil bayram bo'ladi. Diniy bayramlar bor, dunyoviy bayramlar bor. Diniy bayram Alloh haqqazza va jalla tomonidan bizga belgilab qo'yilgan bayramdir. Bu Eid al-Fitr, ya'ni Ramazon hayiti va Eid al-Adho, ya'ni Qurbon hayiti. Bu ikki bayram diniy bayram. Buni hargiz biz inkor qilmaymiz, balki bu bayramni bizga Alloh berganligi uchun dünyadaki hamma bayramlardan eng a'lo bayram ana şu bizni musulmonlar bayrami, Eid bayramimiz deb bilamiz. Bu bayramlar azizler
dini bayramlar hisoblanadi. Ammo ikkinchi bayramlar bor, bu dunyoviy bayramlar. İnsanlar tomonidan o'ylab chiqilgan biror bir narsani, sanani muhim bir kunlarida nishonlanadigan bayramlarga aytiladi. Bunday bayramlar aytaylik, mana Navroz bayrami deymizmi, bu urf odatimizga muvofiq bo'ladigan bayram yoki bo'lmasa mustaqillik bayrami. Bu ham katta bir bayram, vatanimizning istiqloli. Yangi yil bayrami ham aynı mana shunday dunyoviy bayramlardan hisoblanadi. Yangi yil bayramini umuman dinga aralashtirmaslik kerak. Dini bayramga aralashtirmaslik kerak. Musulmon odam albatta hech qachon boshqa dinni bayramini qilishlikka targ'ib qilmaydi. Musulmonlar idorasi ham, bizning idoramiz ham, fatvo hay'ati ham, boshqa fatvo kitoblarimizda ham boshqa dinda ibodat bayramlarini nishonlashlikka buyurmaydi. Ammo dunyoviy bayramlarni o'tkazishlikka hech qanday moneylik yo'q. Birinchidan, juda ko'pchilik o'ylagandek, bu hech qanaqa aytaylik boshqa dinni bayramiga ham qiyoslash kerak emas. Ko'pchilik aytayapti buni aynı Rojdestvoga olib taqashyapti. Keyingi paytlarda yangi yilda aynı shu Rojdestvoga olib kelib katoliklar yoki mana pravoslavlar qilayotgan bayramga o'xshatishyapti. Lekin aslida Rojdestvo bayrami o'sha xristian olamida ba'zi birlarda 25-26 dekabr bo'lsa, ba'zi birlarida 7 yanvar nishonlanadi. 31 dekabrda hech qaysida bu bayram yo'q. Bu bütün dünyada kabul qilingan yil sananı yangilanishligi uchun bo'layotgan dunyoviy bir bayram. Shuningdek, bizning davlatimizda ham bu kunda bayram deb nishonlanadi. Biz musulmonlar bunga qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak? Avvalo, bir yil o'tgan umrimizni sarhisob qilishimiz kerak. Men avvalda aytib o'tganimdek, umr katta ne'mat. Mana bir yili o'tibdi. Bir yil ichida biz nimalarga erisha oldik? Nima yutuqlar qildik? Qanaqa kamchiliklarga yo'l qo'ydik? Endi kelgusi yilda mana shularni qaytarmaslik uchun nimalar qilishimiz kerak? O'tgan umrimizga shukrona keltirishimiz kerak. Mana bu yil biz uchun juda xayrli yil bo'ldi. Agar sarhisob qiladigan bo'lsak, bizni keyingi paytda diniy islohotlar ayniqsa katta ne'mat bo'ldi. Haj va umrani ziyoratchilarni sonini ortishi deymizmi, ularga yaratilgan sharoitlarmi yoki madrasadagi o'quv kurslarmi, qaysi biri azizlar? Har biri mana shu yilda bo'ldi. Biz uchun tarix bo'ldi. Tarixiy uchrashuvlar juda ko'p bo'ldi. Shunday ekan, biz bu o'tgan sanamizdagi umrimizni sarhisob qilib, mana shu kunda shu ne'matlarni bergan Allohga shukrona aytamiz. Va Allohdan keyingi yilimizni ham barokatli qilishligini so'rab, Alloh taolodan iltijo qilamiz va keyingi yilga o'zimizni barcha yaxshi ezgu ishlarimizni rejalarini tuzib olamiz. Shunday ekan, yangi yil bayramini, yangi yilni kutib olishlikda biror bir dinga aloqasi yo'q ekanligini bilmoq kerak. Musulmon odam bir-birlariga doim ezgu ishlarni, niyatlarni qilib boradi. Avvalo bunda hech qanaqa bizda aytaylik qaysidir bir dinga ergashish yoki kimgadir o'zimizni o'xshatish yo'q. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. Innamal a'mal binniyatikum. Imom Buxoriyda keladi bu hadis. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolam aytayaptilarki, hamma narsa sizlarning niyatingizga bog'liq. Niyatingizga qarab baho beriladi. Niyatimiz Alloh bergan umrga shukrona qilish. Niyatimiz yangi yilni barokatli bo'lishligini Allohdan so'rab duo qilish. Shunday ekan azizlar, yangi yil to'g'risida hammani aytayotgan har xil o'sha ijtimoiy tarmoqda aytayotgan fikrlari umuman dinga, dini ibodatga aloqasi yo'q. Balki bu dunyoviy bayram sifatida qabul qilishimiz kerak. Islom dini esa dunyoviy bayramni o'tkazishlikdan qaytarmagan. Bu haqida bir qancha fatvolar bor. Mana butun dunyo islom ulamolar kengashining raisi Yusuf Qorzaviyda alohida fatvolari bor. Misr ulamolarining fatvolari bor. O'zbekiston musulmonlar idorasi ulamolar kengashida mana bu masalalar ko'rib chiqilgan. Shunday ekan, biz hammalarini bunday Alloh bergan imkoniyatdan foydalanib qolishlikka va yangi yil bayramini va boshqa dunyoviy bayramlarni ham bu Allohning ne'mati, tinchlik, osoyishtaligimizni bir belgisi sifatida qabul qilib, keyingi yilimizni farovon va go'zal o'tishligini Allohdan so'rab qolishimiz kerak. Shunday ekan, hammalarimizga azizlar, kelayotgan yangi sana, milodiy sanamizni Alloh muborak qilsin. O'tgan sanada yetisha olmagan hamma orzu istaklarimizga yetishmoqligimizni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.